Herkese merhaba sevgili ikinci sınıflar. Bugün sizlerle birlikte medya, işaret ve sembolleri konusunu işleyeceğiz. Haydi bakalım bir takvimimize. Bugün günlerden ne, neler yapacağız, ödevlerimiz neler güzelce birlikte inceleyelim. Bugün günlerden 18 Mayıs Perşembe yani tam da şu anda 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramından bir gün önce öncedeyiz. Bugün sizlerle güzelce konumuzu işleyeceğiz ve ödevimizi vereceğiz. Bugün de ödevimiz yaptıktan sonra yarın bayramımızı dolu dolu coşkuyla kutlayacağız arkadaşlar. Haydi ben size hemen ödevinizi vereyim. Tabii ki ödevimiz 2. sınıf zoru bankası kitabından. Hala zoru bankası kitabınız yoksa arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ya size en yakın Tonguç mağazasına ya da aşağıda verilen linkler üzerinden alışverişinizi tamamlayabiliyorsunuz. Peki öğretmenim, ödevimiz ne bizim? Hemen bakıyoruz. T28. Peki T28 kaçıncı sayfada? Hızlıca açalım. Bunu tabii ki içindekiler bölümünden de bulabiliriz. 62. sayfada arkadaşlar T28'i çözüyoruz. Peki öğretmenim ben bunları çözdüm. Ee, cevap anahtarından kontrol etmemem hatalarım çıktı. Ne yapacağım? Tabii ki buradaki karekodu okutarak çözümleri uzman öğretmenlerimiz tarafından izleyebilirsiniz arkadaşlar diyoruz ve öğretmenin programım da yok diyorsanız hala ne yapıyoruz arkadaşlar hemen aşağıdaki mavi linkten programımızı bilgisayarımıza indiriyoruz ve neler öğreneceğiz merak ediyor musunuz Haydi birlikte bakalım. <laughs> arkadaşlar neler öğreneceğiz? Medya işaretli sembolleri dedik. Peki medya işaretini öğrenmemiz için önce medyanın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor değil mi? Öncelikle medya nedir bunu işleyeceğiz. Daha sonrasında akıllı işaretler neye denir? Bu işaretlerin medya ile ne ilgisi var? Bundan bahsedeceğiz. Peki bu akıllı işaretler ve anlamları neler? Bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonrasında akıllı işaretlerin Hangi amaçla kullanıldığından ve en son olarak geri dönüşüm işaretlerini ve özel gereksinimli bireylere yönelik sembollerin neler olduğunu öğretmenim ne kadar çok şey öğreneceğiz diyebilirsiniz ama aslında şurasını tek sayfada daha doğrusu çok hızlı ve pratik bir şekilde ne yapacağız öğreneceğiz. Haydi bakalım. Medya nedir arkadaşlar? Hemen tanımımıza bakalım. İletişimimizi sağlayan radyo, televizyon, gazete gibi basılı yayın organlarının tümüne tamamına biz medya diyoruz arkadaşlar. Peki bu medyaları biz görsel, işitsel, hem görsel hem işitsel olarak ayırabiliyoruz. Burada ne var arkadaşlar? Gazeteler var. Şu anda gazeteleri belki çok fazla okuyan insanlar yok ama dergiler, kitaplar da bunların içerisine girebilir. Gazeteler hem yazılı yazalım hızlıca. Yazılı ve görsel ögeler içeren iletişim aracıdır arkadaşlar gazeteler peki radyoya baktığımızda radyoyu ne yaparız dinleriz değil mi bu da yine eski zamanlarda kaldı ama annelerimize, anneannelerimize, dedelerimize, babaannelerimize gittiğimiz zaman evlerinde görebileceğimiz aslında bir medya türü arkadaşlar yine. Radyo. Radyoda biz ne yapıyoruz? Radyonun kendisini görüyoruz. İçerisinden herhangi bir görsel göremiyoruz. Bu yüzden radyo işitsel ögeler içeren bir iletişim aracıdır. Peki televizyonlarımız? Hepimizin evinde televizyonlar, bilgisayarlar var ve buradan ne yapıyoruz arkadaşlar? Bazı bilgiler edinebiliyoruz. Televizyonlar da hem görsel ya da hem yazılı diyebiliriz hem görsel hem de işitsel ögeler içeren iletişim aracıdır arkadaşlar ve hızlıca devam edelim. Akıllı işaretler nedir? Arkadaşlar izleyicileri televizyon yayınlarının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla geliştirilmiş sembol sistemine akıllı işaretler denir. Şimdi burada sadece televizyon mu? Hemen şunu yazalım. Akıllı işaretler denir diyelim filmi sinemaya gittiğimiz zaman kaç yaşın üzerindeki kişilerin izleyebileceğini kaç yaşın altındakilerin izleyemeyeceğini, şiddet var mı korku var mı e, kimlerin izleyip kimlerin izleyemeyeceğini bizlere bildiren görsel işaretleri Biz akıllı işaretler diyoruz burada bazı işaretlerimizi görebiliyoruz. Bunların çoğunu anne babalarımızın izlediği filmlerde görebiliriz ve hatta bizim izleyeceğimiz filmlerde de görebiliriz. Televizyonlarda dizilerimiz başlarken, çizgi filmlerimiz başlarken yine bu işaretlerle karşılaşabiliriz. Peki bu işaretler ne anlama geliyor? Haydi birlikte izleyelim arkadaşlar. Daha doğrusu inceleyelim, izlemeyelim. Ekrandaki akıllı işaretin anlamı zaten altında da yazdığı gibi genel izleyici kitlesidir arkadaşlar. Hemen yazalım. Genel izleyici kitlesi ne demek peki? Şunu şöyle yazalım. Genel izleyici kitlesidir. Bu işaretin olduğu yayınları yaş sınırlaması olmadan herkes izleyebilir. Eğer ben televizyonda bunu gördüysem 7 yaşındaki kardeşim de izleyebilir, 3 yaşındaki bebeğim de izleyebilir, ben de izleyebilirim, babam da izleyebilir, dedem de izleyebilir, onun babası da izleyebilir. Hiçbir yaş sınırlaması olmadan izleyebiliriz demektir arkadaşlar. Peki buraya baktığımızda 18 artı, 13 artı, 7 artı gibi e, sayılar görüyoruz. Peki bu sayılar ne demek? Neyi, e, neyden bahsediyor? 7 numaralı gözlük takan mı? 13. sırada oturan mı? 18. katta yaşayan mı neyden bahsediyor olabilir? Tabii ki yaştan bahsediyor olabilir arkadaşlar. Yaş sınırı işareti programın içeriğinin hangi yaşa ve üzerine uygun olduğunu bizlere gösterir. Hemen bakalım burada bir 18 artı görüyoruz. 18 yaş ve üzeri için uygundur. Yani 18, 19, 20, 25, 50, 65 yaşlarınızdaysanız bu videoyu izleyebilirsiniz demek. Yani bu sembolün olduğu videoları izleyebilirsiniz demek. Ama nokta nokta yaşındaki biri bu işaretin olduğu programı izlememelidir diyor. Yani kaç yaşında olabilir? 17 yaşındaki biri izleyemez. 6 yaşındaki biri izleyemez, 10 yaşındaki biri izleyemez değil mi? Peki bu işarete baktığımızda neyi belirtiyordu sayılar? Yaşa belirtiyordu. 13 yaş ve üzeri için uygundur demek. Bu işaretin olduğu programı nokta nokta yaşındaki biri izleyebilir. Yani 13 yaşındaki biri izleyebilir. Fakat 12 yaşındaki biri izleyemez arkadaşlar. Aynı şekilde 7 yaş ve üzeri için uygundur demek. Ne diyor bana? Nokta nokta yaşın altındaki çocuklar bu işaretin olduğu programın başladığında odalarına gitmelidir. Yani 7 yaşın altındaki çocuklar ne yapmalıdır? Bu programı izlememelidir diyebiliyoruz. Bir de şöyle bir işaretimiz var arkadaşlar. Örnek veriyorum. 7A yazar. Ne demek bu? 7 yaşın altındaki çocuklar ya da 7 yaşın altındaki bireyler bu videoları ya da bu görselleri Aile eşliğinde izleyebilirler. Yani aileniz olmadan yine bu videoları izleyemiyorsunuz demektir. Evet arkadaşlar, ekranı böyle ee, sanki bir böyle patlama efekti olan işaretimiz bizim şiddet içerikli, şiddet içerikli program işaretidir arkadaşlar. Programda şiddet içeren sahnelerin yer aldığını belirtir. Bu işaret özellikle çocuk ve gençlerin Hemen yazalım. Çocukların ve gençlerin şiddet içeren programlardan korunması için kullanılır. Örnek veriyorum bilgisayarınızı açtınız. Bir film izlemek istiyorsunuz ama bu filmin şiddeti var mı? Kaç yaşın için konuşamadım farkında mısınız? Kaç yaş için uygun olduğunu ee, nasıl öğreneceğiz? Tabii ki filmin ilk başındaki bu akıllı işaretlerden. Gördük şiddet korkuyor. Hemen uzaklaşıyoruz ve o videoyu izlemiyoruz. Tonguç'un da de dediği gibi şiddete hayır diyoruz ve hızlıca geçiyoruz arkadaşlar. Geçemiyoruz, geçiyoruz, geçemiyoruz. Geçtik. Evet. Çok uğraştık ama geçtik. Aynı şekilde bu da bir akıllı işaretimiz. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar sembolüdür arkadaşlar buradaki sembol. Zaten bakın bu bir engel sembolü gibi aslında değil mi? Dur gitme işte engelleme sembolü gibidir. Olumsuz örnek var gelme diyor size. Programda bazı olumsuz davranışların oluşmasını sağlayacak sahnelerin yer aldığını belirtir. Yani ne demek bu? Bu diyor videoda izleyeceğin filmde Veyahut da içerikte olumsuz örnekler var. Sen bundan etkilenebilirsin. En iyisi mi sen bunu izleme demek. Tongül ne diyor? Çocuklar bu işaretin olduğu programları da izlememeliyiz. Neden? Çünkü bize zarar verebilir diyoruz arkadaşlar. Ve güzel güzel bir soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen sembollerin genel adı nedir? Haydi bakalım bir hatırlayalım. Bu semboller neydi? Burada 3 tane insan varsa bakın. Küçük, büyük, or, şey daha doğrusu küçük, orta, büyük ya da e, bebek, genç, yaşlı diye de e, adlandırabiliriz. Büyükten küçük ya da küçükten büyük şeklinde. Neydi bu? Genel izleyici kitlesiydi. Bu neydi? Olumsuz örnek oluşturabilecek davranıştı. Bu neydi arkadaşlar? Şiddetti. Bu neydi? 7 yaş üzeri için uygundur. 13 yaş ve üzeri için uygundur. 18 yaş ve üzeri için uygundur. Peki biz bunların genel adına ne diyorduk arkadaşlar? Aferin size. Akıllı işaretler diyoruz. Televizyon programı ve trafik işareti demiyoruz zaten. Bunların genel adı neydi? Akıllı işaretlerdi. Ela film başlarken ekranda yukarıdaki işaretleri görmüştür. Buna göre Ela'nın izleyeceği film ile ilgili hangisini söyleyemeyiz arkadaşlar? Haydi bakalım. 7 yaş ve üzeri için uygundur. Bakıyorum. 7 yaş ve üzeri. Evet, bunu söyleyebilirim. O zaman A şıkkı değil. Olumsuz örnek teşkil edebilir. Olumsuz örnek neydi? Şöyle bir yuvarlağım vardı. Böyle aman diyor olumsuz örnek var sakın gelme diyen vardı. Bunu burada göremiyorum. Şiddet unsuru ögeler içerebilir. Neydi bu böyle bir patlama gibi değil mi? Şiddet unsuru burada var. O zaman ne olmalıdır? B şıkkını biz söyleyemeyiz. Olumsuz örnek vardır diyemeyiz. Peki geri dönüşüm sembollerine geldiğimizde. Atıkların yeniden değerlendirilmesine biz ne diyoruz? Geri dönüşüm diyoruz arkadaşlar değil mi? Geri dönüştürülebilen maddeler de var. Geri dönüştürülemeyen maddeler de var. Geri dönüşüm ülke ekonomisine değil mi? Ekonomi neydi? Ülkenin maddi olan, şimdi biz ikinci sınıf öğrenciler olarak ekonominin ne olduğunu bilmek zorunda değiliz ama ekonomi dediğimizde aklımıza para, maddi şeyler gelsin. Ülkenin ekonomisine katkı sağlar arkadaşlar. Ekonomi, ekono, Yazamamışım ki öğretmenim Ne yazdın sen buraya? Ekomist ekomis bir şeyler yazmışsın. Hemen düzeltelim. E-ko-no-mi ekonomisine. Evet şimdi doğru oldu. Ekonomisine katkı sağlar ve doğayı korur arkadaşlar. Üzerinde aşağıdaki sembolleri gördüğümüz ürünler geri dönüşüme uygun ürünlerdir arkadaşlar. Haydi bakalım neymiş bu semboller? Fark ettiyseniz hepsinde bir ok var. Hepsi bir yere doğru gidiyor değil mi? Bakın. Buradan başlasam aşağıya gidiyor. Buradan buraya gidiyor. Buradan buraya gidiyor. Dönüşüm var. Buradan bakıyorum. Hoppa bir sürü ok var. Yine bir dönüşüm var. Bakın. Hepsi bir dönüşümden bahsediyor. Aklınıza buradan gelebilir. Sürekli dönen bir oklar var ve hepsi yeşil. Aklınıza şuradan gelsin arkadaşlar. Yeşil gördüğümüzde aklımıza ne gelir hep? Doğa gelir, değil mi? Ağaçlar gelir, çiçekler gelir, böcekler gelir. İşte doğayı korumak için geri dönüşüm aklınıza buradan gelebilir arkadaşlar. Haydi özel gereksinimli bireylere yönelik sembollerden bahsedelim. Sosyal hayatımızda bizim özel gereksinimli bireylere kolaylık sağlıyor. Şimdi özel gereksinimi buraya nasıl sığdırabilirim? Biraz küçük olmuş. Özel gerek, çapraz yazıyorum. Özel gereksinimli bireylere kolaylık sağlamak insanlık görevimizdir. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız, çevremizde bazı insanlar özel gereksinimli olabilirler. Gereksinim ne demekti? İhtiyaç demekti değil mi? Özel ihtiyaçları olan bireyler hali hazırda yanımızda sıra arkadaşımız, komşumuz olabilir. Çevremizde çok fazla özel gereksinimli bireyler vardır arkadaşlar. Özel gereksinimli olan bireylere kolaylık ve ne tanımalıyız arkadaşlar? Mutlaka öncelik tanımalıyız değil mi? Kolaylık ve öncelik sağlamak için bazı semboller var çevremizde ve bu sembollerin anlamlarını bilerek özel gereksinimli bireylerin kolaylık ve öncelik sağlamamıza yardımcı olan sembolleri şimdi göreceğiz. Çevremizde şu işareti çok fazla görebiliriz arkadaşlar. Bu ne demek? Bakın burada bir yere oturmuş değil mi? Yuvarlak bir şeye oturmuş bir insan görebiliyoruz. Peki bu insan neden oturuyor? Çünkü arkadaşlar yürüme engeli var ve yürüyemiyor. Bu yüzden oturuyor. Yürüme engeli. Ben engel kelimesinden e, pek hoşlanmıyorum. Ve bu yüzden e, <laughs> yürüme yetersizliği olan diyebilirsiniz. Veyahut da e, buradaki gibi görme yetersizliğinden etkilenmiş diyebilirsiniz. Ama halk arasında biz buna engel diyoruz maalesef. Görme engeli olan kişiler. Bakıyorum bu ne? Duyamıyor değil mi? Duyma engeli var arkadaşlar. E, duyma engeli olan diyelim. Duyma engeli olan diyelim. Peki şu ne demek biliyor musunuz? Bakın bu görsel ne demek? Ben konuşamıyorum. Seninle işaret diliyle iletişime geçebilirim. Bakın bu da zaten işaret dili demek. Bu da ne demek? Konuşma. Engelli demek değil mi? Konuşma engeli. Peki alışveriş merkezine gittiniz, arabanızı park edeceksiniz. Bazı yerlerde şu sembolü görebilirsiniz. Ne demek bu? Engelliler için yani e, engelli bireylere şöyle yazalım kısaca engelli bireylere özel park alanı demek. Peki park alanı. Şimdi size herkesin de bildiği aslında ama belki de ilk defa göreceğiniz şu konuşma e ee, engeli olan kişilerle iletişime geçeceğiniz zaman ne diyebilirsiniz? Size geldi bir konuşma engeli olan kişi elleriyle bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Aslında onların ağızları ve dilleri elleri, elleriyle konuşuyorlar. Onları anlamadığınızı nasıl belirtebilirsiniz? Seni anlamıyorum diyebilirsiniz. Seni anlamıyorum. Bakın hepsi çok basit. Seni anlamıyorum. Bunu yaparak arkadaşlar onu anlamadığınızı ve farklı bir şekilde iletişime geçmeye çalışmasını önerebilirsiniz diyorum. Bu da aklınızda bir bilgi olarak kalsın ve neler öğrendik? Medyadan bahsettik. Medyanın ne olduğunu söyledik arkadaşlar. Akıllı işaretlerin anlamlarını ve nerelerde kullanıldığından bahsettik. Daha sonrasında geri dönüşüm işaretlerini gördük ve özel gereksinimli bireylerin ee, yönelik semboller nelerdir? Bunlardan bahsettik ve nereye gidiyoruz? Tabii ki ödüllü soruya. Ödüllü soruya geçmeden ne yapıyoruz? Hala beğen butonuna basmayan arkadaşlarımız var. Onlar da beğen butonuna bastığına göre ne yapıyoruz? Ödüllü sorumuza geçiyoruz. Şöyle birazcık kenara geçeyim. Ödüllü soruya cevaplarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.